Sevgili Ordu Serbest Mühendis Hoca ve Mali Uçak Odası Başkanı, Halep İdaresi Başkanı, Eski Meclis Başkanı, Yeni Meclis Başkanı, İdaresi Üyeli Arkadaşımız, sevgili muhasebeci arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle vergi haftasını kutluyorum arkadaşlarım. Daha sonra siz muhasebeci arkadaşlarımızın muhasebeci günü kutluyorum ve daha sonra çalışan bayan arkadaşlarımın da 8 Mart Dünya Kadına günü kutluyorum. Hepinize özellikle teşekkür ederim bugün bizi yanımızda kutladığınız geldiniz. Olayı bir kare şeklinde düşünürsek, vergi dairesi, iş adamları, muhasebeciler, bir de banka ayağı var. Aslında bu geç kalınmış bir oluşum. İnşallah seneye banka olayında monte edip, olayın dört bacağını bir araya getirdiğini düşünüyoruz. Siz muhasebeciler bizim tabiri caizse montajımızsınız. Hem vergi dairesinde hem bankalara bizi güzel dizayn etmek zorundasınız. Eğer siz güzel dizayn edersiniz, biz bankalarda ve vergi dairesinde daha güçlü oluruz, daha samimi oluruz. Biliyorsunuz son dönemlerde bankalar artık bilanço esaslı çalışıyor. Eski istihbarata dayalı değil de gerçek reel güvenlere göre çalışıyor. Burada da size çok görev düşüyor. Tabii siz işinizi daha iyi bilirsiniz ama eski bankacılardan bilanço hususunda destek alırsanız biz iş adamları, esnaflar için çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bankalar ciddi bilanço okuyorlar artık. Sizin sermayenizi, aktifinizi, pasifinizi çok dikkat ediyorlar. Bu konuda sizden özellikle şu son bilanço döneminde çok dikkat etmenizi istiyorum. Çalışmalarında işte vergiyle ilgili bütün bizde paydaş olan arkadaşlarımızın derecekteki yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tekrar başkanına çok teşekkür ediyorum. İlk defa Ünye'de meslektaşlarımızla beraber ticaret odası, iş dünyası, vergi dairesi beraber bir kahvaltıda buluştuk. Bunun devam eden kısmını da inşallah bizler de katkı sunacağız. Tabii ülkede muhasebeyi biz bu sene şu sloganla kutladık. Emeğimiz ülkemizde değer sloganıyla kutladık bütün Türkiye'de. Gerçekten geceleri evimize gidemiyoruz. Yoğun iş yüküyle karşılaşıyoruz. Belki sizlerin iş dünyasının, esnafın pek çok düşünmediği, aklına getirmediği sorunu biz onlar adına düşünüp, onlar adına hayata geçip onlarla ilgili sorunları endişe ediyoruz. Bu aslında bizim meslekte ciddi anlamda bir stres de yaratıyor. Ama tabii bugün iş dünyası bir tarafta, vergi idaresi bir tarafta, biz de her ikisinin arasındaki köprü görevini gören mali müşavirler buradayız. Tabii ki ülkemize hizmet edeceğiz, değer katacağız. Sizin iş dünyasının ihtiyaçları var. Başkanım dedi ki, değer yaratan muhasebe diyoruz, ülkemize değer yaratan. Özel bir şey söyledi. Bizim dedi bilanço konusunda ihtiyacımız var. Artık bankalar kredi verirken dedi bilanço değerlerini daha farklı yapıyor dedi. Tabii şunu söyleyebilirim. Burada Ünye'de de, Fas'ta da, Ordu Merkezi'de, bütün Türkiye'de bu konularda çok bilgili, çok değerli arkadaşlarımız var. Dersine çalışmayan arkadaşlarımız var, az çalışan arkadaşlarımız var ama işini çok iyi yapan, standartın üzerinde, Türkiye'nin üzerinde, Ünye'nin üzerinde yapan arkadaşlarımız da var. Biz kendisinin görüşlerini mutlaka değerlendirmeye alacağız. Finansal tablo okumayla ilgili özel bir eğitim düzenleyebiliriz. Bir an önce bunların daha hayata geçirilmesine katkı sunabiliriz. Ben son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ünye'nin kendisi bir marka. Bakın ordu yokken, ordu merkezi yokken 400 sene, 500 sene önce bu bölgede Ünye vardı, Ünye şehri vardı. Ama Ünye'nin az önce Müdür Bey söyledi, son yıllara göre vergi gelirlerinde hem tahakkuk hem tahsilatında artış olmuş. Bunda en başta öğe iş dünyası, iş adamları ve esnaflarımız ve onların bu beyannamelerini hazırlayan muhasebeci arkadaşlarımızdır. Bu artışın ülkemize değer katmasını diliyorum. Yine bir başka serzenişim de Ünye ile ilgili. Ünye İktisadi İdare Bilimler Fakültesini çok daha sahaya çekmemiz lazım. Burada bir iktisat, burada bir işletme, burada bir maliye bölümü var. Bunun farkında değiliz. Bunun şehre, Ünye'ye sadece öğrenci okumak olarak değil, değer yaratması lazım. Yani bu şehrin eğitimlerinin, ilçenin eğitimlerinin önemli bir kısmını İktisadi İdare Bilimler Fakültesi hocalarının sizlere vermesi, sizlerin çalışmalarına katkı sunması lazım. Bunu çok önemsiyorum. Gerçekten bu birlik beraberliği sağladığı için de Sayın Başkanıma teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiniz.